Bu ara antenleri o kadar çok araştırıyorum ki birkaç akşamdır rüyamda antenler görmeye başladım. Gelin bunun sebebini birazcık anlatayım. Yaklaşık olarak bir haftadır aynen bu pozisyonda antenlerle kafa yiyorum. Amatörlüğe ilk başladığımdan beri neredeyse antenlere çok fazla bir meram vardı. Hangisi daha iyidir veya hangisini kullanırsam daha fazla uzaklarla haberleşirim gibi. Birazcık QRP çalışmaya başladıktan sonra bu birazcık daha üstelemeye başladı diyebilirim. Şimdi QRP çalışmanın şöyle bir avantajı oluyor bizlere. Anteni çok fazla önemsemeye başlıyoruz. Çünkü zaten düşük güçlerle çalıştığımız için antenimizi en iyi hale getirebilmeliyiz ki daha uzaklarla haberleşebilelim. Gücümüzü daha efektif kullanabilelim. Şimdi bir süredir antenlerle alakalı denemeler yapıyorum. Hem sahada hem de simülasyon olarak. Bu simülasyon programını sizlere de anlatmak istiyorum. Böylece meranız varsa sahaya çıkmadan önce nasıl bir anten kullanmanız gerektiğini az çok simüle ederek görebilirsiniz sahada. Programımızın ismi MM Ana Bu program normalde Windows'ta var. Mac bilgisayarlarda çalışmaz. Ben Mac'te çalıştırabilmek için Crossover adlı yazılımı kullanıyorum. Bu Windows'ta kullanmanız gereken yazılımları Mac'te çalıştırmanızı yarayan bir program diyelim. Tabi her programı çalıştırmıyor ama bunu çalıştırdığı için çok şanslıyım gerçekten. Windows kullanırken de en sevdiğim simülasyon programı buydu. Şimdi bu program basit olarak oluşturduğunuz antenlerin ne tür kazançları olacak, paternleri ne şekilde olacak bunları simüle eden bir yazılım. Tabii ki sahaya çıktığınız zaman durum çok farklı oluyor ama büyük ölçüde nasıl bir iş yapacağınızı görebilirsiniz bu şekilde. Şimdi programı ilk açtığınız zaman geometri kısmı var. Burada çok karışık gibi gözüküyor ama çok basit bir program. Öncelikle frekansımızı buraya yazıyoruz. Bazı yapacağımız ayarlarda buraya yazdığımız frekans önemli oluyor. Mümkün olduğunca tasarladığınız antenin hangi frekansta çalışacağını buraya mutlaka yazın. Şimdi basit olarak 14 MHz'de bir dipol yapalım. Burada X, Y, Z sütunları görüyorsunuz. Bunlar antenin iki ucunun hangi koordinatlarda olacağını gösteriyor aslında temel olarak. Böyle X, Y, Z uzayımız var. Z tabii yükseklik. X ve Y de zemin anlamında kullanılıyor. Bu no kısmı, next kısmı basitçe bir anten oluşturuyor. Şu an aslında bir kablo oluşturduk. Yani wire, tel oluşturduk. Bu telin iki ucunun koordinatlarını gösteriyor. Bu X, Y, Z, 1 yani birinci ucunun. X, Y, Z, 2 de ikinci ucunun hangi koordinatlarda olduğunu gösteriyor çok basit olarak. Bunu biraz biraz kullandıkça zaten pratik yapıyorsunuz. Yani alışıyorsunuz nasıl olduğunu. Şimdi yatay olarak bir dipol yapalım. 14 MHz'deki dipol yaklaşık olarak 20 metre uzunluğunda olur. Dolayısıyla ben burada şöyle bir şey yapıyorum. X veya Y koordinatında çizgimizin zaten ilk ucu sıfır noktasında. ikinci ucunda atıyorum x 20 metre mesafede olduğu zaman bana 20 metrelik bir kablo vermiş oluyor. Şimdi bu kablonun besleme hattını belirlememiz lazım. Bildiğiniz gibi dipollerde besleme orta kısımdan yapılır. Yani kablonun ortasından. Onu da yine geometri kısmından source kısmına geliyoruz. Bu kaynak anlamında yani antenin nereden besleneceğini belirten bir kısım oluyor. Ben burada W1 yani wire 1 birinci kablonun ortası yani center'ı C harfinde yazarak enterladığım zaman şu an birinci kablonun ortasından bir besleme oluşturdu. Şimdi basit olarak yaptığımız ilk ayar bu. Burası da coil kısmı. Burayı tam olarak ben de çok fazla kurcalamadım. Açıkçası ihtiyacım olmadı ama trap antenler yaparken vesaire burayı da kullanabiliyorsunuz. Şimdi calculate kısmına gelelim. Şimdi burada zemin seçme var. Frekansımızı belirliyoruz. Zemini seçiyorsunuz. İsterseniz uzayda veya çok ideal şartlarda veya gerçekçi ortamlarda simüle edebiliyorsunuz. Ben genelde gerçekçi yani real kısmında simüle ediyorum. Orada radyalleri kapatıyorum çünkü dipol anten. E, antenin yerden yüksekliği. Burada sıfır belirlemiş. Bunun farkını göstereceğim. Burada materyalin ne olduğunu da seçebiliyorsunuz. Kayımsız bir materyal olduğunu düşünelim. Evet 2 saattir rezonansa getirmeye çalıştığım antenin yanlış boyutlarda olduğunu hatırladım. Biz 18 metre değil yani uzunluğu... Yarım dalga almamız gerekiyordu ki anten gerçekten rezonansa gelsin. Ben 7 MHz olarak bir anten gelip 14 MHz'deki rezonansını yakalamaya çalışıyordum. Evet şimdi omajı biraz daha tuttu ve 7 MHz, 7 CVR'ye kadar indi. Birazcık daha boyunu kısaltıyorum. Evet boyunu kısaltmam işe yaramadı. Demek ki bir tık daha yükseltmem lazım. 10.4 diyeyim. Evet 1.51 CVR'ye kadar geldik. Evet 10.3 10.4 şu an en ideal SWR değerlerine sahip. Dipol anteni 14 MHz için yaptığımız dipol antenin toplam uzunluğu 10.4 metre ve yerden yaklaşık 10 metre yukarıya kaldırdık. Bu şekilde SWR'mizi en optimum seviyeye indirmiş olduk. Şimdi far field pilot kısmına geldiğimiz zaman antenimizin çalışma şekli yani yayılım paternini görüyoruz. Bizim antenimiz şu an x eksenine yatay bir şekilde duruyor. Yani y artı ve y eksi kısımlarına doğru bir yayılım bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi y artı ve y eksi kısımlarına doğru yayılımımız var. Bu sol taraftaki sizin antene yukarıdan bakışınızı temsil eder. Sağ taraftaki kısımda aslında antenin direkt dikine olarak baktığınız zaman yayılımını gösterir. Z eksenine doğru ve X eksenine doğru. Şimdi yuvarlakta baktığımız zaman üstlerden basık, yanlara doğru şişkin. Aslında bu beklediğimiz bir şey. Dipol antenlerin çalışma prensibi de bu şekildedir. Fakat bizim burada baktığımız senaryoda en çok kazancın yaklaşık olarak 133 derecelerde, yaklaşık 50 derecelerde bir kalkış açısıyla çalıştığını gösteriyor bu antenin. Bu antenin yerden yüksekliği ile alakalı. Şu an antenimiz birazcık yakın mesafe anteni yani envis anten gibi çalışmaya başladı. Bizim buradaki bazımız eğer ne kadar uzak istasyonlarla çalışmak istiyorsanız anteni mümkün olduğunca yukarı kaldırmanız lazım ki bu yayılım paterni değişsin. Kalkış açısı ne kadar aşağıda olursa ufuk çizgisine doğru sinyaliniz o kadar fazla gider. Bu şekilde daha uzaklarla görüşme imkanınız olur. Yani burada yaklaşık olarak kriter alınan derece 175 derece yani 5 derecelik bir kalkış açısının çok uzaklarla haberleşmek için önemli olduğu e, bilinen bir şey. Burada dipol antenimize baktığımız zaman eksi -17, eksi -18 desibel'lik bir kazancı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir tane de reflektör eklemeyi deneyelim. Bakalım antenimiz nasıl değişecek? Ee, normal dipolümüz duruyor. Ee, dipolümüzün y ekseninde olacak şekilde bir reflektör ekleyeceğiz. Bu reflektör %5 kadar daha uzun olmak zorunda ki reflektör görevi görebilsin. Onun uzunluğunu da yaklaşık olarak 11 metre olarak alacağım. Şimdi kabataslık hesaplama yapmadan. Şimdi burada yeni bir tane daha kablomuz var. Bunu çeyrek dalga kadar geriye ötelemem lazım. Y ekseninde ben bunu 5 metre kadar her iki ucunu da götürüyorum. Böylece burada bir reflektör gibi bir kablomuz daha olacak. Tabi bunu ortalamamız lazım. Evet yaklaşık olarak 2 SVR'miz var. Çok fazla değil. Çok önemli de değil. Evet şimdi reflektör ekledikten sonra değişimi çok güzel görebiliyorsunuz. Bu sefer reflektörümüz bu tarafta olduğunu düşünürsek bu tarafa doğru bir meyillenme olmuş. Daha fazla bir kazancımız var bu tarafa doğru. Eksi 170 3 derecelerde 175 derecelerde 10 dB'ye kadar yükselen bir kazançtan bahsediyoruz. Bu sefer antenimiz çok güzel uzaklarla çalışan bir anten haline geldi. Şimdi antenimizi tekrardan aşağıya doğru indirelim bakalım nasıl değişimler göreceğiz. Evet bu sefer yayılım paterni gördüğünüz gibi birazcık daha değişti. Evet videonun başında ufak bir hata yaptığımı fark ettim. Antenimizi yanlış eksene doğru yatırmışız. Yani y eksenine doğru yatırmamız lazımmış ki buradaki paterni doğru bir şekilde görelim diye. Neyse sonuç olarak reflektörün ne kadar paterni değiştirdiği ve kazanç sağladığını da görmüş olduk. Ee, başta yaptığım hatayı da düzeltmek adına şimdi reflektörü silelim. Bakalım dipolümüz nasıl çalışıyormuş 20 metre yükseklikte. Gördüğünüz gibi ufuk çizgisine artık daha kazançlı bir şekilde gidiyor. X eksenine yatırdığım için yanlış açıdan bakmışız yani burada. Kazançları o yüzden çok düşük görmüşüz. Gördüğünüz gibi 175 derecede yani 5 derecelik bir kalkış açısında 1.6 dB gibi bir kazancımız var. Bir, bu çok güzel bir kazanç. Yine tekrardan 40 metreye çıkartalım. Gördüğünüz gibi yayılım patterni çok değişti ve 175 derecede yaklaşık 6 dB'ye yükseldi. Yani yaklaşık 6 desibellik bir kazanç. Bu da gücün 4 katına eşit. Çok uzaklarla konuşmak için demek ki antenimizi mümkün olduğunca yerden yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Tabii çoğumuzun kullandığı yaklaşık 10 metre, 8 metre, 7 metre civarında bir yükseklikler hepimizin kurduğu gerçek yükseklikler oluyor. Oraya da bir bakalım. Severimiz tabii biraz yükseldi. Antenimiz en mis gibi çalışmaya başladı. Tabii yine bu 146-150 derecelerde güzel uzak mesafe görüşmeleri sağlanabilir ama 5 derecelik bir kalkış açısında yaklaşık 8 desibellik bir kazanç söz konusu. Burada istediğiniz gibi çeşit çeşit anten tasarlayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yani en azından uğraşmadan, sahaya çıkmadan anteninizin teorik olarak nasıl çalışacağınızı bu şekilde simüle edebilirsiniz. Ben yaklaşık 10 gün kadardır bununla kafayı yerken sizlere de göstermek istedim. Yanıma yoldaş toplamam lazımdı. Tabii burada denemeler yaptıktan sonra çıkıp sahada da aynı şekilde denemelere devam ediyorum. Ha burada endfet antenlerinizi de test edebilirsiniz. Germe şekilleri değiştiği zaman nasıl olur gibisinden. Orada ufak bir tüyo var. Şu an Gördüğünüz gibi SVR'yi 50-10 üzerinden hesaplıyor. Enfetlerde bu durum farklı. 2450 veya 3600 yanlış hatırlamıyorsam omajlara göre hesaplamanız lazım. Burada da programın setup kısmından standart omaj değerini işte 49.1 kullanıyorsanız 2450 omaj çekmeniz lazım. Bu şekilde SVR'yi 2450 oma göre hesaplar. Evet umarım faydalı olmuştur. Hani dileyen olursa videonun daha detaylı kullanımları ile alakalı bildiğim kadarıyla devam videoları çekerim. Efendim sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese 73.